Merhabalar, bugünkü tarifim sizleri hiç yormayacak nefis bir kurabiye tarifi olacak. Ben koparat diyorum adına başka isimleri de var bu arada. Malzeme listesi 125 gram kadar margarin, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, birer çay kaşığı tarçın ve karbonat, 1 avuç dolusu ceviz. Bu arada tarçını istemezseniz koymayabilirsiniz. Cevizi de iri iri döveceğim, kıyacağım bıçakla daha doğrusu. Ee, üzüm az sevdiğim için ben şöyle gene bir avuç kadar kullanacağım. İsterseniz sadece üzümlü yapabilirsiniz. Ben damla çikolata çok sevdiğim için damla çikolata da ekleyeceğim içine. Yarım su bardağı kadar da damla çikolatam var. Ee, dediğim gibi isterseniz sade damla çikolatalı da yapabilirsiniz, sade üzümlü de yapabilirsiniz ya da benim gibi karışık yapabilirsiniz. Şimdi iki yumurtamı, e, margarinimi, sıvı yağımı, şekerimi karıştıracağım önce güzelce. Ben bütün kurabiyelerde böyle bu malzemeleri öncelikle karıştırıyorum. E, kuru malzemeleri en son ekliyorum. Böylece hem bana kolaylık oluyor hem de unumu ne kadar eklemem gerektiği konusunda sıkıntı yaşamıyorum. E, cevizimi ekliyorum böyle kıydım bıçakla. Ağza geldiğinde güzel oluyor. İri iri bıraktım. Tarçınımı, karbonatımı, e, kuru üzümümü ekliyorum. Damla çikolatamı ekliyorum. Şimdi bir karıştıracağım. Bu benim verdiğim ölçüyle yaparsanız bir dolu tepsi kurabiyeniz olacaktır. İsteyen tabii ki iki ölçü de yapabilir. Gayet bereketli, lezzetli, kıvamı da güzel bir kurabiye oluyor. Artık unumu yavaş yavaş ekleyebilirim. Ee, yaklaşık 4,5 su bardağı un alıyor ama ben böyle yavaş yavaş eklemeyi tercih ediyorum dediğim gibi. Şöyle önce karıştıra karıştıra unu yediriyorum. Daha sonra hamurum kıvam almaya başladığında elimle yoğurmaya devam edeceğim. 4,5 buçuk bardağı birdenbire eklerseniz o hamur gerçekten hiç güzel e, olmuyor ve sizi de yoğururken oldukça zorluyor. O yüzden poğaçalarda, kurabiyelerde vesaire böyle unlu tariflerde unu her zaman yavaş yavaş ekleyerek yoğurursanız sizin için büyük kolaylık olacaktır. Bu arada fırınımı 190 derece alt üst ayarda ısınması için açtım. Artık e, kurabiye hamurum da hazır. Kıvamını da şöyle göstereyim. Aşırı yumuşak bir hamur olmuyor bu kurabiye yapısı gereği hamuru sertçe oluyor aklınızda bulunsun. Şöyle dağınık bırakıyorum ki koparıp e, tepsiye koyarken daha güzel olsun şekli. Bunda hiç şekil verme derdimiz yok. Böyle direkt elimizde alıp hafifçe toparlayıp tepsinin üstüne koyuyoruz. Kurabiye o yüzden koparat demişler. E, perişan kurabiye olarak da geçiyor, çirkin kurabiye olarak da geçiyor. Adı çok önemli değil ama tadı gerçekten lezzetli oluyor. Denerseniz güzel yorumlarınızı beklerim mutlaka. Benim fırınımda yaklaşık 25-30 dakika kadar sürdü. Tam bakmadım emin değilim. O yüzden net bir e, süre söylemeyeceğim. Bir de fırından fırına zaten pişirme süresi değişebilir. Siz kendi fırınınızı daha iyi bilirsiniz benden. Şöyle üzeri kızardığında. Altını da bakarsanız altı da hafif kızardığında fırından alabilirsiniz. İlk fırından çıktığında biraz yumuşakça oluyorlar. Bekledikçe tabii ki sertleşiyorlar. Söylediğim gibi yapısı gereği sert bir kurabiye. Şimdi fırına gittiler ve fırından çıktılar. Adet olarak merak eden varsa 35 adet e, çıktı. Tam bir tepsi çıktı. Boyutuna göre 40'a kadar e, çıkabilir bu arada. Şöyle içini de göstereyim. Umarım hoşunuza gider. Videomu beğenirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız ayrıca çok mutlu olurum. Hoşçakalın.